İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Otokton yerli halkların uluslararası mahkemesi iki papalık fermanını geçersiz saydı. Nikol Paşinyan, Sırbistan ile anlaşma Avrasya Ekonomik İşbirliği'nin genişlemesi yolunda atılmış bir adımdır. Datibank Manastır Kompleksindeki istinat duvarının yapımı devam ediyor. Rusya, NATO'nun Suriye konusundaki müdahalesine karşı çıkıyor. Medya, Suriye Rusya'dan Su-35 savaş uçakları satın almanı istiyor. Halep Müzesi restorasyondan sonra yeniden açıldı. Başkent Yerevan'da Yerevan Jazz Fest başladı. Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi, kararları temize tabi olmayan bir nihai karar mahkemesidir. Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi, global yerli halkların yetkili idaresi altında faaliyet göstermektedir. Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi, iki papalık tüzüğünü geçersiz ilan etti. Saint Lucia ve Trinidad ve Tobago, Birinci Milletler Kalkınma Ortakları Yerli Halkların Kolektif Yönetimi tarafından, Yerli Halkların Uluslararası Mahkemesi'nde Kutsal Divan, Vatikan, Katolik Kilisesi ve kurumlarını temsil eden Papa Francisco'sa karşı dava açıldı. Global platformu tarafından temsil edilen davacılar, yerli halklara karşı tarihi ve devam eden adaletsizliklere karşı etkili çözümler, yardım ve koruma sağlamak için yerli halkların uluslararası mahkemesine Papa 6. Alexander tarafından sunulan 3 Mayıs 1493 ve 4 Mayıs 1493 tarihlerindeki fermanların geçersiz olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Davacılar şunları iddia ediyor. 1. Yukarıdaki papalık fermanının uygulanması, Ivan Alao yerli halkı ile Trinidad ve Tobago yerlileri olan Şale İbe ve Tabakoe'ye karşı yapılan tarihsel ve devam eden adaletsizliklerden sorumludur. 2. Ivan Alao yerli halkı ile Trinidad ve Tobago'nun Şale İbe ve Tabakoe yerli halkları devralınamaz, toplu atalarına ait ahlaki, tarihi, mutlak ve egemen haklarını kullanma, bağımsızlığı ve topraklarını, bölgelerini, su alanlarını, hava alanlarını egemen halk ve devlet veya önceden var olan devletler olarak yönetme hakkına sahiptir. 3. Papa 6. Alexander, yukarıda belirtilen Trinidad ve Tobago topraklarında ve bölgelerinde özellikle de yerli halkların yaşadığını 12 Ekim 1492 tarihinde batıya doğru yaptığı ziyareti sırasında Kristof Kolomb'un verdiği raporu aracılığıyla zaten biliyordu. Papa 6. Alexander bu topraklar ve bölgeler üzerinde yasal ve ahlaki haklara sahip değildi ve kendisine ait olmayan hiçbir şeyi başka tarafa devredemezdi. Sonuç olarak Papa 6. Alexander, Saint Lucia'daki Ivan Alao yerli halkını ve Trinidad ve Tobago'daki Şale İbe ve Tabakoe yerli halklarını kendi bölgelerinden kasten mahrum etti. Bu çalınmış toprakları devralanlar, onların mirasçıları yerli halklardan çalınmış mülkler almaktan suçludur. Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi elindeki kanıtları tüm detaylarına kadar inceleyerek şu kararı aldı. Papa 6. Alexander'ın 3 Mayıs 1493 ve 4 Mayıs 1493 tarihlerindeki fermanlarını geçersiz olarak kabul ediyor. Uluslararası Yerli Halkların Mahkemesi emriyle imzalayan Albert de Terville, Uluslararası Yerli Halklar Mahkemesi Başkanı. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrasya Ekonomik Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan, Avrasya Hükümetler Arası Konsey oturumunun ardından medya temsilcileriyle bir araya geldi ve ele alınan konuları ve görüşmelerin sonuçlarını sundu. Başbakan 25 Ekim'de Sırbistan'ın işbirliği coğrafyasını genişletmeye yönelik tedbirler bağlamında atılan bir adım olan Avrasya Ekonomik Birliği'nin serbest ticaret anlaşmasına katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Paşinyan sözlerini bugünkü oturum Çin Halk Cumhuriyeti ile ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle de anlamlandı. Sırbistan ile yapılan anlaşmanın imzalanması ve Çin ile yapılan anlaşmanın yürürlüğe girmesi entegrasyon birliğimizin artan uluslararası önemine ve çekiciliğine tanıklık ediyor diyerek sonlandırdı. Datibank Manastır Kompleksinde 100 metre uzunluğundaki istinat duvarının inşası devam ediyor. Artsakh Press muhabirine konuşan Datibank'ın papazı Derhovan Nesovanisyan,
anıt kompleksinin heyelandan korumak için istinat duvarını inşa etme ihtiyacı duyulduğunu söyledi. Derhovan İsyan, inşaat bu yıl Mayıs ayında başladı ve 1,5 ayda tamamlanması bekleniyor. Duvarın bu yıl tamamlanmasını istiyoruz çünkü çökme tehlikesinde olan bazı bölümler var. Dadivank'ın kiliseleri neredeyse restore edildi. Sadece bazı ek binalar kaldı, dedi. Papaz, projenin hayırseverler ve yardım eden bireylerin ortak çabalarıyla hayata geçirildiğini de sözlerine ekledi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın NATO'nun Kuzey Suriye'de güvenlik bölgesi yaratma konusundaki katılımına karşı olduğunu söyledi. Bir Lurer ayemin aktardığına göre Lavrov, NATO Suriye'nin kuzeydoğusundaki uluslararası kontrol fikrine katılırsa olumlu bir sonuç elde etmenin mümkün olmayacağına inanıyor. Rusya her zaman Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünün korunması zorunluluğunu vurguladı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi Vasili Nebenzyan ise Kürt sorununun çözümü Suriye hükümetinin tüm Suriye topraklarında ve sınırda kontrolü tamamen sağlamadan mümkün değil. Suriye'de yasa dışı olarak bulunan tüm yabancı güçler o ülkeyi terk etmelidir diye konuştu. Daily Sabah gazetesinin belirttiği Tert Ayem tarafından iletilen habere göre 2 ay önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'daki Max Havacılık Salonu'nu ziyareti sırasında 36 adet Su-35 savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili anlaşmaya varıldı. Kaynağın belirttiğine göre ayrıca Ankara ve Moskova, Rus uçaklarının bazı bileşenlerinin ortak üretimi konusunda anlaşmaya da varmış olabilirler. Armenpress tarafından bildirildiğine göre Şam Müzesi'nden sonra ülkenin en büyük ikinci müzesi olan Suriye Halep Müzesi 2013'ten bu yana ilk kez restore edildikten sonra 24 Ekim'de açıldı. Restorasyon, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kalkınma programı ve Japonya hükümetinin desteğiyle gerçekleşti. Suriye Turizm Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre müze depolarında en az 50 bin eser var. Müzenin depolarından eserler Suriye Savaşı'nın hararetli döneminde Şam Ulusal Müzesi'ne taşınmıştı. Halep Müzesi 1931 yılında açılmış, restore edilen yeni binası ise 1966 yılında inşa edilmişti. Başkent Yerevan'ın Karen Demircan adlı spor ve konser kompleksinde 4 kez Grammy ödüllü Stanley Clark'ın 25 Ekim'deki konseriyle Yerevan Jazz Fest'i başladı. 3 Kasım'a kadar sürecek olan Yerevan Jazz Fest çerçevesinde diğer ünlü müzisyenler de Ermenistan Cumhuriyeti'nde sahne alacaklar. 28 Ekim tarihinde Aramaçadıryan adlı konser salonunda sanat yönetmeni ve orkestra şefi Sergey Sympatyan başkanlığındaki Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Senfoni Orkestrası ve dünyaca ünlü İsveçli bas gitarist Lars Danielsson sahne alacak. Sanat yönetmeni ve orkestra şefi Armen Hüsyunç yönetimindeki Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Caz Orkestrası 30 Ekim'de Aramaçadıryan konser salonunda konser verecek. 1 Kasım'da Vahagın Ayrabetyan ve Arkadaşlar adlı müzik grubu Moskova Sineması'nın Kırmızı Salonu'nda konser verecek. Yerevan Jazz Fest 2019 Gümrü'ye geçecek. 3 Kasım'da Hayat Otel'de Vahagın Ayrabetyan ve Johann Marshall sahne alacak ve izleyicilere orijinal caz eserleri sunacaklar. Festival Ermeni Caz Derneği ve Mezzo Prodüksiyon tarafından düzenleniyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı folk topluluğundan Tuk Hose Tekliler Ner adlı eserini sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz.
Hoşça kalın.